Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tıraş makinesi, saç şekillendirici ya da favori düzleştirici cihazınızın tuşuna bastığınızda arada devrenin yükselmesi, düşmesi, düşük devirde çalışması ya da hiç çalışmaması sorununun sebebi nedir, çözümü nedir onu anlatacağım. Şimdi bu makinenin içine açtık. Brown marka makine devir problemi vardı. Anahtarını söktük. Bakın şu anahtarı bununla ileri ittirdiğinizde ne oluyor? Makine çalışıyor. Anahtarın içi bayağı kötü durumdaydı. Bakın şöyle siliyoruz. Ben biraz tabii açar açmaz sildim ama yine de gösterelim. Oksitlenmiş. Kötü durumda. Ayrıca şuradan da göstereyim. Pas içinde. İyi değil yani durumu. Sökerken dikkatli olun. Şöyle bir parçamız var. Bakın bu da oksitli. WD-40'la hemen bir temizliğini yapalım. Sorunun kaynağı bu. Yalnız söküp takarken dikkatli olun. Yani kırılabilir. Bu anahtarın butonun benzerini piyasada bulabilirsiniz. Aynısını bulabilir misiniz? Sanmıyorum. Ama benzerini bulabilirsiniz. Elinizdeki farklı bir dizaynsa bulamaya da bilirsiniz. Dikkatli davranın. Şöyle güzelce silelim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu anahtar bu kısımlara temas ederek çalışmasını sağlıyor. Devreyi tamamlıyor yani. Yani devir düşmesinin sebebi ya da hiç çalışmamasının sebebi batarya değil, bu buton kaynaklı olabilir. Güzel silip kuruttuktan sonra yerine takacağız. Bakalım düzelecek mi, düzelmiş olacak mı? Merak ediyoruz. Şimdi şöyle bir parçamız var. Devreyi tamamlayan parça bu. Bu da oksitlenmiş olabilir. Kötü durumda olabilir. Bu şekilde taktık. Sonra buradan içeride oturtturduk. Sonrasında bu parçayı buraya oturtuyoruz. Bayağı fark etti. Şimdi toplayalım. En son halinde size göstereyim. Başardık. Böyle şeyler olunca yani bir şeyi güzel yapınca kendime nazarım değiyor. Hangi tamirci şununla uğraşır? Götürseniz hiçbir tamirci bununla uğraşmaz. Çünkü elinde kalır, parçalanır, müşteriye derdini anlatamaz. İnce iş bunlar. O yüzden tamirciler kaçınıyorlar. Çünkü hani şunu yaptın, kaçta alacağım müşteriden? Kaçta isteyeceksin? Olmuyor. 30 lira istesen, bozsan müşteri senden ben sana orasını bozuk mu verdim? Bilmem ne deyip hepsini isteyecek. Derdini anlatamayacaksın. O yüzden tamirciler pek böyle işlerle uğraşmazlar. Dışarıda yani para olarak, parasal olarak baktığımızda çok uğraşmazlar. Dertli iş. Bakın oturmuyor yerine. Yerinden çıkarttık ama oturmuyor. Neden?
Devir düşmesinde önüne geçtik. Gayet de güzel çalışıyor. Bataryası zaten bunun yenilenmişti. Bataryasını nasıl değiştirdiğini gösteren videoyu da zaten kanalımıza yükledik. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.